Buradaki sıra ortalaması yükseldikçe başarı puanları da artmaktadır. Burada sıra ortalamasının 1,07. Herkese merhabalar. Bu videomuzda tekrarlı ölçümler için Friedman testini anlatacağız. Öncelikle bu testin ne olduğunu ve ne zaman kullanıldığını kısaca anlatarak başlayalım. Tekrarlı ölçümler için Friedman testini bir gruba 3 veya daha fazla farklı zamanda ölçümler yaptığımızda bu ölçümlerin anlamlı farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek için kullanıyoruz. Yani elimizde örneğin aynı katılımcılara ait en az 3 farklı zamanda yapılmış ölçüm sonuçları var. Bunların anlamlı farklılık gösterip göstermediğini bu test ile tespit ediyoruz. En kısa anlatım ile tekrarlı ölçümler için Friedman testini belirtmiş olduğumuz durumda kullanıyoruz. Yalnız değişkenlerin özellikleri ile ilgili olarak iki durumda bu testi kullanabiliyoruz. Bunları da belirtmemiz gerekiyor. Bu durumlardan birincisi, ölçümlerin tamamı eşit aralıklı veya eşit oranlı ölçme düzeyinde sürekli değişken özelliği gösteriyor. Ancak normal dağılım göstermiyorsa bu teste başvuruyoruz. Burada normal dağılım olsaydı bu testi değil, tekrarlı ölçümler için ANOVA'yı kullanacaktık. Bu birinci durum. İkinci durum ise ölçümler sıralama ölçme düzeyindeyse, yani sıralama belirtiyorsa, artık eşit aralıklı veya eşit oranlı değil, bir alt basamakta sıralama belirtiyorsa normal dağılıma bakmadan doğrudan bu testi kullanıyoruz. Dolayısıyla tekrarlı ölçümler için Friedman testi, tekrarlı ölçümler için ANOVA'nın non-parametrik karşılığı özelliğini gösteriyor. Tekrarlı ölçümler için ANOVA'nın non-parametrik olan karşılığı, yani normal dağılım gerektirmeyen karşılığı. Tekrarlı ölçümler için ANOVA'yı kullanamadığımız durumlarda bu testi kullanıyoruz. Bir araştırma örneği verelim, neyi kastettiğimizi pekiştirelim. Örneğin 30 adet sporcumuz var. Bu sporcuların başarılarını 3 farklı zamanda birer ay ara ile puanlıyoruz ve bu başarı puanlarının anlamlı farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek istiyoruz. Normalde buradaki başarı puanları eşit oranlı ölçme düzeyinde, yani en üst düzeyde ölçülmüş olan puanlar sürekli değişken özelliği gösteriyor. Bundan dolayı tekrarlı ölçümler için ANOVA'yı kullanacak. Ancak tekrarlı ölçümler için ANOVA'yı kullanabilmemiz için bir de ölçümlerin veya ölçümler arasındaki farkların normal dağılım da göstermesi gerekiyor. Normal dağılımı incelediğimizde bunun olmadığını gördük. Bu nedenle tekrarlı ölçümler için Friedman testini kullanmamız gerekiyor. Birazdan SPSS'te bu örnek üzerinde duracağız. Bu az önce belirttiğimiz birinci duruma bir örnek. Bir örnek de sıralama ölçme düzeyinde olan veriler için verelim. Örneğin bu sporcuların bu defa koşu testi sonuçlarını kaçıncı olduklarına göre kaydetmiş olabiliriz. Bu durumda sayılar sıralama ifade edecektir. Dolayısıyla sıralama ölçme düzeyinde olacaktır. Bu durumda normal dağılıma hiç bakmadan doğrudan tekrarlı ölçümler için Friedman testini kullanmamız gerekecektir. Bu da az önce belirttiğimiz ikinci duruma bir örnek özelliği gösteriyor. Böylece bu testin ne zaman kullanıldığını anlatmış olduk. Bundan sonra şunu da belirtmek istiyorum. Bu test sonucunda eğer anlamlı farklılık bulursak, bu durumda ölçümleri ikili olarak, örneğin birinci ölçüm, ikinci ölçüm arası, ikinci ölçüm, üçüncü ölçüm arası gibi ikili olarak karşılaştırıyoruz. Böylece hangi ölçümler arasında anlamlı farklılık var, bunu tespit etmeye çalışıyoruz. Bunun için Wilcoxon işaretli sıralar testini kullanmamız gerekiyor. Çünkü bu da ilişkili örneklemler T testinin non-parametrik hali. Burada non-parametrik testlerden devam ettiğimiz için Wilcoxon işaretli sıralar testini kullanmamız gerekiyor. Böylece farkın hangi ölçümler arasında olduğunu tespit ediyoruz. Wilcoxon işaretli sıralar testini de kanalımızda bulabilirsiniz. Diğer belirtmiş olduğum tüm testleri de arayarak kanalımızda bulabilirsiniz. Bunu da belirttikten sonra bu analizi SPSS'te nasıl yaptığımıza geçebiliriz. Bunun için öncelikle analiz menüsüne gelmemiz gerekiyor. Analiz menüsü altından non-parametrik testlere gelmemiz gerekiyor. Non-parametrik testlerin altından ise buradaki Legacy Dialogs'a geliyoruz ve buradan en alttaki K-Related Samples'a geliyoruz. Bu ne anlama geliyor? İlişkili örneklemler, ilişkili gruplar anlamına geliyor ve buradaki K ise 2'den fazla grupta karşılaştırma yapacağımızı ifade ediyor. Buna tıklıyoruz. Açılan pencerede sol tarafta değişkenlerimizin tamamını görüyoruz. Biz buradaki ölçüm 1, ölçüm 2 ve ölçüm 3 arasında anlamlı farklılık olup olmadığını tespit edeceğiz. Bunun için buradaki değişkenlerin tamamını bir parmağım shift'e basılı bir şekilde
sağ tarafa atıyorum. Test değişkenlerimiz ölçüm 1, ölçüm 2 ve ölçüm 3. Ardından buradaki test type'ı seçmemiz gerekiyor. Fakat varsayılan olarak buradaki Friedman testinin seçili olarak geldiğini görüyoruz. Friedman'dan sonra yapmamız gereken şuradaki istatistik butonuna tıklamak. Buradaki seçimden sonra. Burada istersek descriptive yani tanımlayıcı istatistikleri de isteyebiliriz bir tablo olarak. Bunlar neler? Aritmetik ortalama, standart sapma gibi buradaki ölçümlere ait istatistikleri isteyebiliriz. Yalnız burada non-parametrik bir test kullandığımız için artık aritmetik ortalama ve standart sapma gibi istatistiklerin kullanılması önerilmemektedir. Bunların yerine median, birinci çeyrek, ikinci çeyrek, üçüncü çeyrek gibi diğer istatistiklerin kullanılması önerilmektedir. Bunları ise burada bulabiliriz. Buradaki quartiles çeyrekler anlamına gelmektedir. Birinci çeyrek, ikinci çeyrek ve üçüncü çeyrek. Bildiğiniz gibi ikinci çeyrek aynı zamanda median değerine eşittir. Bunlarla ilgili de kanalımızda video var. Bunlara da ayrıca bakabilirsiniz. Ardından continue yani devam butonuna basıyoruz. Ve ardından OK'ye basıyoruz. OK'ye bastığımızda raporumuz ekrana gelmiş oluyor. Burada 3 adet tablo üretildiğini görüyoruz. İlkinde descriptive statistics yani tanımlayıcı istatistikler var. Biz birinci çeyrek, ikinci çeyrek ve üçüncü çeyrek değerlerini istemiştik. Burada ölçüm 1'e baktığımızda birinci çeyrek değerinin 13, ikinci çeyrek değerinin 16 yani median değerinin 16, üçüncü çeyrek değerinin ise 18 olduğunu görüyoruz buradaki başarı puanları olarak ve ölçüm 2 ve ölçüm 3'te de aynı istatistikleri görüyoruz. Bu arada buradaki N ise bizim katılımcı sayımızı ifade ediyor. Hem ölçüm 1 hem ölçüm 2 hem de ölçüm 3'e 30 adet sporcunun aynı sporcuların katılmış olduğunu görüyoruz. Ardından buradaki Friedman test sonucunu görüyoruz. Burada mean rank görüyoruz. Mean rank sıra ortalaması anlamına geliyor. Neden burada sıra ortalaması var? Çünkü artık biz sporcuların başarı puanlarını kullanmıyoruz. Başarı puanlarını sıralamaya dönüştürüyoruz bu test içerisinde ve bu sıralamaların ortalamalarını alıyoruz. Buradaki sıraların ortalamalarına baktığımızda aslında başarı puanları hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz. Şöyle ki buradaki sıra ortalaması yükseldikçe başarı puanları da artmaktadır. Burada sıra ortalamasının 1,07 olduğunu görüyoruz. Daha sonra bu sıra ortalamasının ölçüm 2'de 2,57 olduğunu görüyoruz. Bunun anlamı ölçüm 1'den ölçüm 2'ye geçtiğimizde başarı puanları artmıştır. Burada ise ortalamanın 2,37 olduğunu görüyoruz. Bunun anlamı ise ölçüm 2'den ölçüm 3'e geldiğimizde buradaki başarı puanı düşmüştür. Yani ölçüm 1'den ölçüm 2'ye bir artış var. Ölçüm 3'e geçtiğimizde ise düşme olduğunu, azalma olduğunu görüyoruz. Testimizin asıl sonuçlarını ise burada görüyoruz ve buradaki P değerinde görüyoruz. Şuradaki P değeri eğer 0,05'ten küçükse buradaki ölçümler arasında genel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır. Buradaki değerin 0,05'ten küçük olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada ölçümler arasında anlamlı farklılık olduğunu söyleyebiliriz. Fakat hangi ölçümler arasında anlamlı farklılık var? Bunu tespit edebilmemiz için ANOVA'da post hoc adını verdiğimiz, çoklu karşılaştırma adını verdiğimiz testleri yapmamız gerekiyor. Burada çoklu karşılaştırma testi olarak az önce ifade ettiğim üzere Wilcoxon işaretli sıralar testini kullanmamız gerekiyor. Çünkü bu test non-parametrik bir test ve non-parametrik bir test olan ikili karşılaştırmalarda Wilcoxon işaretli sıralar testini kullanmamız gerekiyor. Bunu nereden yapıyoruz? Şuradaki analiz menüsüne tekrar geliyoruz ve buradan yine non-parametrik testlere geliyoruz ve buradan bu defa en alttaki K-related samples'a değil, buradaki T-related samples'a geliyoruz. Yani bu defa iki ölçüm arasındaki anlamlı farklılığı tespit edeceğiz. Buna tıkladığımızda ekranda görmüş olduğumuz pencere açılıyor. Bu pencerede burada test pairs görüyoruz. İki değişken arasındaki anlamlı farklılığı tespit edeceğiz. Bundan dolayı burada iki sütun görüyoruz. Öncelikle ölçüm 1 ile ölçüm 1'i sağ tarafa atıyoruz. Ölçüm 2 arasında bunu da sağ tarafa atıyoruz ve aynı sırada ölçüm 1 ve ölçüm 2'yi görüyoruz. Bunları karşılaştırmak istiyoruz. Ardından bir de ölçüm 2 ile ölçüm 3'ü karşılaştırabiliriz. Bu şekilde bir karşılaştırma yapabiliriz. Bunun detaylarını Wilcoxon'u anlattığımız testte bulabilirsiniz. Burada test type'ın varsayılan olarak Wilcoxon olarak işaretlenmiş olduğunu görüyoruz. Ve burada devam ediyoruz. Okey diyoruz. Ve buradaki sonuçlara bakıyoruz. Öncelikle şu tablodaki P değerlerine bakabiliriz. P değerlerine baktığımızda ölçüm 1 ile ölçüm 2 arasında anlamlı farklılık olduğunu görüyoruz. Az önce ne demiştik? Ölçüm 1'den ölçüm 2'ye geçtiğimizde başarı puanlarının arttığını söylemiştik. Buradaki artışın anlamlı olduğunu söyleyebiliriz. Ölçüm 1'den ölçüm 2'ye geçtiğimizde başarı puanları anlamlı olarak artıyor.
Ölçüm 2'den ölçüm 3'e geçtiğimizde ise anlamlı bir fark olmadığını görüyoruz. Çünkü buradaki değer 0,05'ten büyük. Yani şuradan yine kontrol edecek olursak burada bir miktar azalma vardı. Bu azalmanın anlamlı olmadığını buradan tespit etmiş oluyoruz. Dolayısıyla şöyle bir yorum yapabiliriz. Burada ölçüm 1'den ölçüm 2'ye geçtiğimizde bir ay ara ile bu testi yaptığımızı varsayalım. Buradaki ölçümler arasında anlamlı bir artış var. Sporcuların bir ay önceki başarı sonuçları ile bir ay sonraki başarı sonuçları arasında anlamlı bir fark var. Pozitif bir gelişim var. Burada bunu söyleyebiliriz. Bir ay sonra, ölçüm 2'den bir ay sonra tekrar bu testi yaptığımızda ise buradaki başarı puanlarının bir miktar azaldığını ancak kayda değer anlamlı bir azalma olmadığını tespit etmiş oluyoruz. Burada bunu görmüş oluyoruz. Bu şekilde bir yorum yapabiliriz. Ayrıca buradaki şuradaki pozitif ranks ve negatif rankslere baktığımızda da bunun üzerinden yorumlar yapabiliriz. Bunun anlamı şudur. Burada ölçüm 2 puanından ölçüm 1 puanını çıkardığınızda 30 sporcuda pozitif bir sıra tespit edilmiş. Yani bunun anlamı şu. 30 sporcunun 30'unda da ölçüm 1'den ölçüm 2'ye doğru geçişte artış olmuş. Neden? Çünkü ölçüm 2'den ölçüm 1'i çıkardığınızda pozitif bir değer bulunmuş. Buradaki sonuçtan bunu anlayabiliyoruz. Negatif bir değer bulunan sporcu sayısı 0, eşitlik bulunan sporcu sayısı da 0. 30 sporcunun 30'unda da artış olmuş. Ölçüm 3'ten ölçüm 2'yi çıkardığımızda ise 3 sporcuda pozitif bir değer bulmuşuz. Bundan dolayı burada 3 sporcu değerini görüyoruz. Yani bunun anlamı şu, ölçüm 2'den ölçüm 3'e geçtiğimizde sadece 3 katılımcının başarı puanları, 3 sporcunun başarı puanları artış göstermiş. 7 sporcunun başarı puanları ise azalma göstermiş. Çünkü ölçüm 3'ten ölçüm 2'yi çıkardığınızda negatif bir sonuç buluyorsanız buradaki sporcuların puanlarının azaldığı anlamına gelecektir bu. 20 sporcuda ise bir eşitlik söz konusuymuş ölçüm 3 ve ölçüm 2 puanlarına baktığımızda. Dolayısıyla bundan dolayı burada anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiş. Çünkü 20 tane sporcuda burada bir eşitlik söz konusu. Bu da istatistiksel olarak bize buradaki ölçümler arasında anlamlı farklılık olmadığını göstermiş. Az önce buradaki sonuçları da bu şekilde yorumlamıştık. İstersek buradaki yorumları da buna ekleyebiliriz. Böylece kısa bir videoyla tekrarlı ölçümler için Friedman testini anlatmış olduk. Nerede kullanıldığını, ne zaman kullanıldığını ve SPSS'de bu analizin nasıl yapılabileceğini anlatmış olduk. Umarım faydalı olmuştur. Herhangi bir sorunuz olması halinde yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyor. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum.